Bugün iki seri video çekeceğim. Bir tanesi spot alımlar yaparken yapılan en büyük hatalar. İkincisi de kaldıraç işlem yaparken yapılan en büyük hatalar. Bugünkü çekeceğim video kaldıraç işlem yaparken yapılan en büyük hatalar arkadaşlar. Çünkü niye biliyor musunuz? Bu hatalar yüzünden para kaybediyorsunuz. Ve para kaybederken de üzülüyorsunuz. Bu sizin psikolojinizi etkiliyor. Ve daha sonra artık ben kaldıraç işlem yapmak istemiyorum. Piyasadan bıktım diyorsunuz ve zararlı oturuyorsunuz. Aslı bunu yapmamanız lazım. Abi bir kere zarar ettiysen o zararı senin karşılaman lazım. O zarar için en baştan girişmen, öğrenmen ve adapte olman lazım. Şimdi şu hata ya en büyük hatadan bir tanesini söyleyeyim mi? İlk direkt başlangıçta. Hani normalde hata olarak görmeyin bunu ama. Şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Diyelim bir tane işleme girdin. O işlemden zarar ettim. Zarardan sonra bir daha işlem açmadıysan eğer bu senin yapmış olduğun en büyük saçmalıktır. Bunu sakın ayakma. Eğer bir işlem açtıysan, o işlem zarar ettiysen ve şu anda o işlem trendle gidiyorsa trendine yönelik bir hareket yap ve zararını çıkart. En azından e, dengi dengene maliyet yap ve işlemi kapat orada. Şimdi sana birazdan e, yaptığım hataları söyleyeceğim kardeşim. Ve benim de yaptığım hataları söyleyeceğim. Ben de hata yapıyorum tabii ki de. Her insan hata yapar. Hala bu kanala abone değilsen kanala abone olup bilmeni açarsan beni mutlu edersin ve bir like bırakarak bizleri desteklemiş olursun. Başlayalım isterseniz. Yapılan bu hataları grafik üzerinden anlatacağım. Beni çok dikkatli bir şekilde izleyin arkadaşlar. Öncelikle en büyük hatadan başlamak istiyorum. Arkadaşlar kaldıraçlı işlem gireceğiniz kripto parayı araştırmadan giriyorsunuz. Bakın bu yaptığınız en büyük yanlış. Niye mi? Abi senin burada kullanabileceğin iki tane kaldıraç işlem için kripto e, panik bak yazıyorum ben geldi kullanıyorum bunları arkadaşlar kripto panik buradan çıkar mı yani evet kripto panik buradan çıktı arkadaşlar tam sıkıntı yok bir kripto panik ikincisi de koyun 360 arkadaşlar bu iki siteyi muhakkak kullanmanız lazım bak muhakkak kullanmanız lazım burada Coin panikte yani kripto panikte en sonki haberde bahsedilen kripto paraya döneceksin bakacaksın. Neymiş abi bu kripto parayla ilgili? Ethereum'a ilgili bomba haber patlama ihtimali, delay'larla falan patlama ihtimali varmış. Bakıyoruz abi Ethereum'un son dakika haberine. Hemen şuradan bir bakalım. Çok zor değil. Basalım abi. Bakalım durumlar neymiş? 15 dakikalık parçada çünkü 15 dakika olmuş bu işlem. Bakalım. Evet, görmüş olduğun gibi bir yükseliş olmuş. Fark ettin mi? Bak burada bir yükseliş olmuş arkadaşlar küçük bir haberle yükselişi yakalayabilirsin. Onun için muhakkak ama muhakkak burada kripto paniğin açık kalması lazım. Eğer bu işle uğraşıyorsan kripto paniği çözmen lazım. Kripto paniği anlaman lazım. Kripto panik her trader'ın kullanmış olduğu bir sistem arkadaşlar. Muhakkak her trader'ın kullanmış olduğu bir sistem. Yine aynı şekilde coin 360. Coin 360'da o anki örnek vermek gerekirse sen bitcoin'e bakıyorsun. Ama başka bir yerde bitcoin düşerken dotcoin mesela yükselişteymiş. Bakalım abi Dotcoin niye yükselişte? Niye yükseliyor Dotcoin? Hemen bir inceleyelim arkadaşlar. Yaklaştıralım şöyle. Bakalım %1.55 yükseliyor Dotcoin. Bakalım buraya. Dot yazalım abi şuraya. Çok zor değil arkadaşlar. Yanlış oldu. Dot yazalım şuraya hemen hızlı bir şekilde. Bakalım neymiş durum abi? Dot, Dotcoin'e Hashpot'tan bir yatırım gelmiş arkadaş. Yüklü miktarda Dotcoin alımı olmuş mesela. Bu Dotcoin alımıyla birlikte e, Dot Dotcoin'e bir yükselme başlamış. Yani hacimsel bir yükseliş başlamış mesela bak. Dotcoin burada bir yükselmeye başlamış. Bu güzel bir haber açıkçası bak. Bunu yakalamış olsaydık buradan direkt olarak biz ne yapacaktık? Pert'ten kazanacaktık. Yani buradan direkt kazancımız sağlayacak. Baksana çok güzel bir yükseliş yakalamış burada. Bu yükselişi yakalayıp çok güzel bir kar verdik mesela. Anlıyor musunuz? Bak bunları kullanmanız muhakkak lazım. En büyük hatanız... Coin 360 ile Kripto panik kullanmıyorsunuz. Bakın bu en büyük hata. Gerçekten de en büyük hata ve birinci hata. Lütfen sizden ricam kripto panik ve 360'ı çok iyi araştırmanız ve çok iyi anlamanızdır arkadaşlar. Ben şu anda kripto paniği anlatmaya kalksam yani bu video ortalama 1,5-2 saat sürer. E, Coin 360'ı anlatmaya kalksam bu video ortalama yarım saat sürer. O yüzden siz bunları video çeken arkadaşlarımız var aşağı araştırıp bakın. Şimdi ikinci büyük hataya geliyorum. Arkadaşlar ikinci büyük hatamız ne biliyor musunuz? Örnek vermek gerekirse Dotcoin yükselen bir kripto para bak. Güzel bir bayrak filaması bırakmış buradan. Ne olacak en başta yükselme ihtimali var bak. En baştan yükselme ihtimali var bu kripto paranın. Yani şimdi sen buna bakarak örnek vermek gerekirse analiz bilgisi olmadan hadi diyelim analiz bilgin yok tamam mı? Ben bunu rast geçirdim şu anda. Mesela analiz bilgin yok yani senin şu anda mesela atıyorum sana. Dedin ki bu yükselmiş çok yükselmiş artık bu düşer. Düşer canım bu ya aman bu çok yükselmiş artık bu saatten sonra yükselmez gibi düşünebilirsin. Bak Düşünebilirsin. Bu zor sorun değil. Düşüne, bunu yapabilirsin. Yani bu hiç sorun değil. Ne yaparsın biliyor musun? Örnek vermek gerekirse sen buradan aldın bu kripto parayı. Oldu da aldın. Bak buradan aldın. Tamam mı? Şu noktadan sen bu kripto parayı aldın. Bu kripto para geldi, buraya kadar düştü ve sen likit oldun. Gitti. Bütün para gitti. Buradaki ikinci büyük hata ne biliyor musun? İkinci büyük hatanı sana söylüyorum. Stop olmamak. Arkadaşlar stop olmak olmak ayıp değil Hatta stop var ya çok güzel bir olay. Bak çok mükemmel bir olay. Niye biliyor musun? Örnek vermek gerekirse sil hepsini. Komplesi. Sen diyelim kalktın. Buradan bu kripto parayı aldın. Tamam mı? Ya atıyorum ben şu anda mesela. Atıyorum ya tamam mı? Senin yani bu kripto paranın geleceği nokta şurası mesela. Hani buradan sonra gelirse düşüş olma ihtimal var mesela diyelim yani. Sen burada stop olduğun takdirde daha altlardan bir alım gerçekleştirebilirsin mesela. Buradan almış olduğun bir kripto parayı hani şuradan stop koyarak daha alttan gerçekleştirip daha az bir zararla daha alttan alabilirsin mesela. Buradan long girdiğin takdirde sen böyle yüksek bir kademeden daha güzel bir kar çıkartabilirsin mesela. Hani stop olmak aslında bir ara iyi bir şey arkadaşlar. Sen ana paranı koruyorsun. Ana paranı koruduktan sonra ne oluyor biliyor musun? Her aşağı düştüğünde 1x daha fazla marj veriyorsun ve 1x daha fazla kazanıyorsun. Aslında stop olduğunda senin kazanma marjın daha çok artıyor. Daha da çok kolay bir şekilde kazanmaya yönelik oynuyorsun. Bu yüzden muhakkak muhakkak arkadaşlar. Ya şunu söylemek istiyorum çok basit bir yöntem aslında. Örnek vermek gerekirse burada bir ciddi bir şey yapalım hadi gelin böyle bir örnek vermek gerekirse dot'ta yapalım. Dot'ta bunu yapalım. Mesela dot'ta şu anda bir bayrak var. bayrağı boş ver. Yani bir şu da üçgen bir takoz yapmaya çalışıyor kendisi. Bunu fark ettim ben. Abi biz burada takoz makoz bakmayacağız tamam mı? Bizim burası dip bölgemiz. Bak, dip bölgesi burası tamam mı? Takoz burada kendisini atmış. Ne yapmış abi? Şurayı kendi dip yapmış. Bak şu bölgeyi. Şu bölgeyi kendi dip yapmış. Bak gördün mü? şu bölge artık dip olmuş. Yani şurası senin en son alım yapacağın bölge. Yani buraya kadar düşüş normal bir şekilde karşılanabilir. Sen buraya kadar düşüşlerde takozun normal bir şekilde atmış olduğu yerlere yani maksimum çıktığı yerlere birer tane şey at abici. Işın at tamam mı? Bak maksimum çıktığı yerlere ışın atıyoruz. Maksimum çıktığı yerlere ışın atıyoruz arkadaşlar. Maksimum çıktığı yerlere ışın atıyoruz. Bunlar senin stopların olsun mesela. Bak bunlar mesela senin stop bölgelerin. Buradan stop et kendine. Küçük küçük karlar al. Küçük küçük stoplar bırak kendine. En sona ne olacak biliyor musun? Buraya kadar oldu da geldi. Hadi diyelim oldu da buraya kadar geldi. Burada bir düşüş formasyonu yok. Burada bir yükseliş formasyonu var ama oldu da buraya kadar geldi bu kripto para. Buradan aldığında sen 2x fazladan marjda gireceksin. Buradan direkt olarak bir geri tepki aldığında karını alırsın. Çünkü niye dibe geliyor? Her zaman bir kripto para dipten bir tepki yapar arkadaşlar. Yani o tepki şu kadar bile olsa o tepkiyi yapar. Dibe her zaman geldiğinde vermiş olduğum marj diyelim sana 5x'e sen o x'i 7x yapacaksın. Mantığın bu. Böyle karla kendini kapatabilirsin. Bu yapılan en büyük ince hata arkadaşlar. Stop olun. Stop olmak ayıp değil. Muhakkak stop olun. Gelelim 3. en büyük hataya. Arkadaşlar asla ama asla yani e, indikatör kullanmıyorsunuz. Bakın trading web yani üyelik almayanlar için paralı işlemler kullanmayanlar için bile Hani trading diye bir, bir şablon koymuş. Bak bunu. Swing trading. Arkadaşlar bunu çoğunuz kullanamıyor mesela. Bakın burada sizin kullanmazken bölge ne biliyor musunuz? Pivot bölge. Pivot bölgenin altına düşerse short üstüne çıkarsa long arkadaşlar. Bak mesela şu anda üstünde. Hani şu kısımlarda falan kalma ihtimali olursa long olma ihtimali çok çok fazla. Hani bu %52'lik bir ihtimal. Bak %52 ihtimalle. Tabii ki de buradan geldiğinde stop koyacaksın. Stopun neresi olacak? Senin stopun. Bak buraya adam sana stop vermiş zaten. Buradan sen stop olacaksın. Senin stopun burası olacak. Adam sana stop bile vermiş. Diyelim oldu da sen buradan girdin. Burada stop ol diyor sana adam. Buradan stop ver diyor. Ne oldu? En baştan nereden gir diyor sana adam? Buradan gir diyor sana en baştan. Bak gördün mü? En baştan bu bölgeden gir. En baştan long yap diyor mesela. Anlıyor musun? Ama tabii ki de böyle bir durum olduğunda oldu da sen sweet trading kullandın. Hani bu burun altına düştü. Altına düştükten sonra long girilmez. Pivot bölgesinde short girilir arkadaşlar. Short yola devam edilir. Ne yerden short gelir? S1'e kadar short gelme ihtimali muhtemeldir arkadaşlar. Hani bunları kullanabilirsiniz. Adamlar hiç bunları kullanmıyor bile. Yani herkes hazırında. Ne ya biliyor musun olay? En büyük hatayı sana söylüyorum. Örnek vermek gerekirse. Bakıyor. Hmm, Bitcoin düşüyor. O zaman short. Aman diyeyim böyle bir şey yapmayın. Bitcoin shortsa short girilmez abi. Belki long olacak bilemezsin bunu. Onun için muhakkak en kötü ihtimalle Swing Training'i kullanın arkadaşlar. Bununla ilgili ben video çekeceğim. Bu, bu şablonu ben size bir anlatacağım arkadaşlar. Zigzag'ı, pivot'u, pivot heli, işte hacmi her şey anlatacağım ben size burada. Bunları öğrenmeden aman ha sakın öyle düşüşe gitti düşüş yapmayın. Şimdi şöyle bir hepsini kaldıralım. Ya yani yaptığı da size söyleyeyim mi arkadaşlar? Bitcoin'e giriyoruz mesela. Bak Bitcoin burada düşüş yapıyor değil mi? Şu an düşte kırmızıda. Short olmuş bak. Short olmuş ama bak fark ettiysen burada iki defa yükseliş sergilemiş. Burada yükseliş sergilemiş. Burada yükseliş sergilemiş. Yani o mantığa göre o girilmez. Ya zaten baktığın takdirde burada bir yükseliş trendi görmektesin. Burada bir trendi kırmış mesela. Buraya kadar gerileme ihtimali var şu anda. Short girebilir mesela tamam. Evet. Buraya kadar bir short girilebilir. Senin stop noktan şu kısım olabilir. Burada stop olabilirsin mesela. 28.600 senin stopun olur. Buraya kadar short girersin mesela. Anlıyor musun? Ama kalkıp da sadece bir trende bakarak Ethereum düşüyor. Hmm, Ethereum'a short girelim denmez arkadaşlar. Böyle bir hataya sakın düşmeyin. Bu da en büyük hata. Dördüncü hatayı söylemek istiyorum. Dördüncü hata da şu arkadaşlar. Siz para kaybettiğinizde o paranın arkasına düşmüyorsunuz. Oğlum ben bir dolar bile kaybetsem burada o bir doları kazanana kadar ben buradan işlemden kalkmıyorum abi. Ben burada işlemden kalkmıyorum. Yani oturuyorum sabaha kadar o bir doları kazanmak için geri duruyorum. Ya ben bir dolar kazanmıyorum tabii ki de daha fazla paralarla oynuyorum ben burada arkadaşlar. Hani bin dolarla, üç bin dolarla, beş bin dolarla falan oynuyorum ben burada. Hani dikkat etmeye çalışıyorum emden geldiğince. Tabii şu anda bu hata ne biliyor musunuz? Bunu şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Ben her zaman söylemek istiyorum bunu. Arkadaşlar bakın. Böyle bir piyasada şöyle bir piyasada bak böyle bir piyasada gördün mü piyasayı? Hatta şunu üste çıkartalım. Şöyle yapalım. Şunu da şöyle yapalım. Bak böyle bir piyasada asla long ve short işlemi olmaz dostlar. Bak asla. Yani arkadaşlar son kez söylüyorum. Benden bazen isteniyor ben bunun farkındayım ama arkadaşlar şöyle bir pozisyonda şöyle bir grafikte asla ama asla bak asla vurkaç bile olmaz. Sana burası para kaybettirir. Bak bu sana para kaybettirir. Bu yaptığınız en büyük birinci hata diyelim bu. Bu tarz pozisyonlarda kalkıp işlem sakın açmayın. Bakın dostlar 4 yıldan beridir e, kripto para camiasında futures yapıyorum. 10 yıldan beridir borsanın içerisindeyim yani Borsa İstanbul'dan öğrendiğim bir şey varsa da koordinasyonlu giden bir kripto para veya koordinasyonlu giden bir hisse de asla alım satım olmaz arkadaşlar. Asla. Burada alım satım olmaz. Burada kitle beklemen lazım. Burada yapacağın tek şey abi senin ne olacak biliyor musun? Düşüş trendini kırması 35 bin kadar bir Ondan sonra yavaş yavaş bu işleri girme olacaktır. Orada artık longunu shortunu edersin. Yani burada bir ivme yapsın ki buradan bir ivme yapsın kendisine. Zaten şu an takoza baktığımızda eğer yükseliş formasyonu devam ederse üçgen takozunda bir yükseliş olma ihtimali var. Bak çok güzel bir formasyon var burada. Yükselme ihtimali var yani bu kripto. En baştan bir 35 bin 34 bin gelme ihtimali var. Oraya geldikten sonra short deneyebilirsin mesela. 34 bine geldikten sonra veya 35 bine geldikten sonra bir short deneyebilirsin mesela. Ama şu anda ne short denenebilir bir pozisyondayız ne de long denenebilir bir pozisyondayız arkadaşlar. Bu yüzden bu tarz yerlerde sakın ha sakın işleme girmeyin. Bir bas size işlem veriyorsa o işlemede girmeyin. Abi girmeyin yani. İmkansız bu tarz işlemlerde sıkıntı yaşarsınız. Bu da yaptığınız en büyük diğer hata arkadaşlar. Yani normalde ben burada 3 tane hata anlatacaktım ama hatalar yanına aldı aldı bayağı bir hata oldu. Haberiniz olsun dikkatli olmadı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ayrıca burada hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi vermiyorum. Yaptığınız hatalardan bahsettim. Bu yüzden sorumluluk size ait. Kendinize iyi bakın. Kanal abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Videoya like atmayı unutmazsanız sevinirim. Allah'a emanet. Bay bay dostlar.